Ses deneme bir iki ses ses. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz şamanizm. Şimdi şamanizm nedir? Aslında bunu konuşmak lazım biraz. Şamanizm bir din midir? Din pratiği midir denir? Ne denir ona? Bir teknik midir? Yani dini uygulama tekniği midir? Bunun hakkında görüş farklılıkları var. Bazı görüşe göre şamanizm bir yani doğrudan bir din. Bazı görüşe göre de şamanizm aslında o dinlerin nesnel uygulamalarıdır. Şamanın kelime anlamı ise saman, yani Tunguzca'da saman olarak geçiyor. Ruhlarla desteklenmiş adam. Sanskritçe'de aynen. Şaman, sraman olarak geçiyor. Bu da kendinden geçmiş kimse anlamına geliyor. Şaman ritüellerinin bütün hepsinde kendinden geçme bir neden ona vecd olma durumu var. Yani kendini yerlere vuruyorlar, bayılıyorlar, işte yüksek ses çıkartıyorlar. Bunların hepsi şaman pratiklerinde olan şeyler. O yüzden kelime anlamı olarak yani birbiriyle örtüşüyor aslında dinin pratiği diyeyim. Din değil mi? Şamanizmin pratiğiyle şaman kelimesi birebir örtüşüyor mantık olarak. İlkel kabilelere göre şamanlar manaya yani büyü güçlerine sahipler. Ruhlarla iletişime geçebiliyorlar. Tanrılarla iletişime geçebiliyorlar. Bir nevi aracılar aslında baktığımız zaman. Ki günümüzden nasıl örnek verebiliriz işte. Kilisede günah çıkartma veya bir şeyhin bir kişi yerine dua etmesi şaman pratiğiyle aynı şey aslında. Tanrı ile insan arasında bir aracı konumunda tutuyorlar şamanları. Kaşgarlı Mahmud'un yazdıklarını da burada dediğine göre Müslüman Türkler arasında da bu Kam geleneği, şamanlık unutulmuş şeyler değil. Kamlar Müslüman olduktan sonra Türklerde kalıyor o. Vecd olma durumunu sergileyen din görevlileri mi diyeyim, dini kişiler mi diyeyim. Bunlar kalmaya devam ediyor. Ki köken olarak da çok eski olduğunu şuradan anlıyoruz. Ataerkil toplum düzeninden ziyade anaerkil dönemde ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu da büyük ihtimalle tarih öncesine, ilk toplulukların oluşmaya başladığı döneme tekabül ediyor olması gerekiyor. Ki şamanizm bilinen en eski dinlerden biri olmasının sebebi de bu yani. Dinlerin kökenini şamanizme bağlıyorlar çünkü kutsal ruh adayışı ve o kutsal ruh için bir dini sergileş, dini performans oluşması ilk olarak şamanizmde. Bunun için totemizm ve animizm de dahil ediliyor. Yani bazı şeyler, bazı görüşlere göre animizm, şamanizm bu şaman geleneğinin içinde olan şeyler. Yani tam olarak aynı şeyler değil ama birbirine dahil ediliyorlar. Hepsinin kökeni çok çok eskilere dayanıyor. Bundan dolayı bir tutulma durumları var. Şamanların da belli nesillerden gelmesi gerekiyor. Yani her çıkan, her isteyen şaman olamıyor. Böyle bir nasıl diyeyim? Öyle bir sistematikleri var. Çünkü ruhlara inandıkları için kötü ruh, iyi ruh. İşte bu Avatar izlemişseniz Avatar'da bu ruhların rehberliği muhabbeti şamanizmde var. Yani ata ruh o kişiye, torununa, torunun torunu işte soyundaki birine musallat oluyor ve onu da bir şaman yapıyor. Mantıkları bu şekilde ilerliyor. Yani kafasına göre herkes şaman olamıyor. Herkes din adamı olamıyor. Ve şamanizm şunda bir karıştırma durumu var. Tengrizmle aynı şey değil. Tengrizm Türk toplumlarındaki dinin pratiği aslında şamanizm oluyor. Yani Türkler şaman değil. Tengrist ama şaman pratikleri uyguluyorlar. Mesela eski Oğuzlarda İslam'ın kabulünden sonra şaman geleneklerini sürdüren ozanlar kopuzu kutsal sayılmıştır. Geleneği olduğu gibi devam ettirmek durumu var. Yeni bir din benimsesen de o dinin pratikleriyle geleneklerini bağdaştırman gerekiyor ki farklı itemleri var işte şamanların cübbeleri, kostümleri var, davulları var, değişik değişik çalgıları var. Şamanizmin diğer dinlere entegre olmasından dolayı bütün dinlerin aslında uygulanışında lokasyona göre farklılıklar oluşmasının sebebi bu eski inanışların dine eklemlenmiş olmasından kaynaklanıyor. Mesela ters ağaç motifi, 7 sayısı, 7 kat kök ve 7 kat yer tasviri de mesela şamanizmde olan bir şey. Yani şamanizmin pratiğinde olan bir şey. Çalgı çengizlerinin nasıl yapıldığından bahsediyor. Şamanizmin Anadolu'daki izlerinden biri. Mesela cami avlularında mum yakılması, ağaçlara bez çapıt zaten bilinen bir şey ama camilerdeki kandiller, mumlar da şamanizmin etkilerinden kalan şeyler, şamanizmden aktarılan şeyler. Aynı zamanda müzik mesela mevlüt ve ilahiler İslam'ın orijinaliyle bağdaşmayan şeyler aslında. Sadece Anadolu'da yapılan uygulamalardan ibaret mevlüt ve ilahiler. İslam'a makamları, ezanların makamını getiren veya bu İslam'ın müzikali getiren kavim Türkler ve işte o Pers etkisiyle gelen Türk toplumları olduğu için burada şaşırmamak gerekiyor aslında. Kırk sayısının kutsallığı Müslümanlıkta olduğu gibi Hristiyanlıkta da var. Mesela ölünün bedeninden 40 gün geçtikten sonra
ruhun çıktığı düşünüldüğü için mesela Kur'an ve Mevlid okunuyor Anadolu'da. Mesela Musa'nın Tur Dağı'ndan çıkışı 40 gün 40 gece, Paskalya'da 40 gün oruç tutulması, Ayasofya'da 40 sütunun bulunması, 40 penceresinin olması aslında 40 sesin çok yaygın bir şaman ikonu olmasından kaynaklanıyor ki şamanizm çok geniş bir coğrafyaya hitap ettiği için her yerde görmek mümkün. Her toplumda izini görmek mümkün. El Baki mezarlığı Medine'deki, yani neredeyse hiçbir şey yok. Bizim bildiğimiz mezar taşı mantığında bir sistem yok. Çünkü mezar taşı sistemi, taş dikilmesi ve bilgilerin içermesi şaman ve eski Türk geleneklerine dayanıyor. Bu balballara dayanıyor. O balballarda hani kahramanların bilgileri yazılıyor ya, bu aslında bu kültürün geçişinden kaynaklı. Arap dünyasında mezar taşı yaygın değil, hatta ölünün toprakla bütünleşmesi ve izin olmaması, aslında hani o ölü bedenin kaybolması mantığı var Araplarda. Bizde ise tam tersi, hani nerede olduğunu bilelim, kim olduğunu bilelim mantığı var. O yüzden mezar taşı kültürü bizde oturmuş ve bu hala sürdürülüyor. Köpeklerin işte bu depremdir, cartcurt bir şeyleri hissettiğini düşünüyoruz da şaman kültüründen geliyormuş. Mesela şaman dünyasında ölüme inanılmadığı için, ölülerin, ruhlarının ölmediğine inanıldığı için daha doğrusu, öldü kelimesi kullanmak yerine işte göçtü, hakka yürüdü gibi kelimeler kullanılıyor. Bu da özellikle şaman inanışında hani ruhun ölmediği, o şeyin bir yerde devam ettiğini vurgulamak için kullanılan kelimelermiş. Şamanlarda nasıl bir şaman soyundan gelmen gerekiyorsa, Anadolu'daki dede mantığında da bir dede soyundan gelmen gerekiyor. Bu da olduğu gibi yansımış. Yani nazar da şamanizmden gelen bir olgu. Kurşun dökme, halı kilimlerin üzerindeki desenler. Mesela bazı hani doğuştan zayıf doğan çocukların bir hastalık durumunda olduğu düşünülüyormuş. Tozlandırma diye bir işlem var şamanizmde. Bu un üfleme, ekmek kırıntısı dökme gibi şeyler aslında çok benzer bu tozlandırma işlemiyle. 3, 7, 40 bu sayılar çok fazla geçiyor. Hani bütün ritüellerde buna özellikle dikkat ettim. Defalarca 7 sayısı, 3 sayısı geçiyor bu şaman pratiklerinde. Demin bahsettiğim işte Paskalya'da 40 gün oruç tutulması veya Ayasofya'da 40 sütün 40 pencere olması, işte Musa'nın 40 gün 40 gece Tur Dağı'nda kalması. Böyle motifler aslında çok belli sayıların bütün kültürlere, bütün dinlere yansıdığını, çok ortak bir noktaya dayandığını gösteriyor bize. Hastanın sırtına bir merhem sürüyormuş ve göç göç diyerek 3 kez üflüyormuş. Tedavi amaçlı uygulamalardan biri. Modern tıp dışındaki tedavi uygulamalarında işte tedavi olan kişiyle sürekli dua okunması, ilahi söylenmesi aslında eski geleneklerin bu huşu içinde yapılan şaman inanışlarının bir sirayeti gibi duruyor. Kitapta da zaten bizzat ondan bahsediyor. Bir geleneğin o dine nasıl etkilediğini ve nasıl birbirlerine adapte olduklarını gösteriyor. Bence bu çok hoş bir şey, zenginleştiren bir şey. Bu kamlar, yani şaman kişileri hem erkek hem kadın olabiliyorlar ve aralarında bir hiyerarşi yok. Bu anaerkil dönemde ortaya çıkmasından kaynaklı. Bu şamanlar vecd halindeyken, bilincini kaybettiği anda ruhları gökyüzüne çıkıyor ve yerin altına iniyor. Yani cenneti de cehennemi de aynı anda görüyor gibi bir düşünce sistemleri var şamanların. Mesela Uygur şamanlar devleri Müslüman, kafir, ateşe tapan, Yahudi, Hristiyan diye ayırmışlar. Cinler, devler neyse onları da din gruplarına ayırmışlar kendi işlerini. Hani bir Müslümanlıkta Müslüman cin, işte kafir cin, Hristiyan cin gibi bir yaklaşım var ya. Aslında şeylerde de var, yani geleneksel olarak Uygur şamanlarında da varmış böyle bir yaklaşım. Suyun kutsallığı, camilerde mum yakılması, tahtaya vurmak, kurşun dökme, kırmızı kurdeleler, ayın kutsallığı, yeni ay başlangıçlarının kutsallığı. Bu da gök tanrı inancından geliyormuş. 40 sayısı demin de çok bahsettim. Mezar taşı, dilek tutma, ölüm uygulamaları, köpeklerin ölümü algıladığı, depremi algıladığı gibi düşünceler, kubbeler, özellikle mimari etkisi, nazar, halı kilim desenleri, müzik, Asya'nın şaman topluluklarında, Kızılderililerde, okyanus yerlilerinde çok fazla ortak unsur var ilkel dinlerinde. Bu da bir dini yayılışın olduğunu gösteriyor. Bütün dinlerin birbirine etkisini çok net bir şekilde bize gösteriyor. Utançtan yerin yedi kat dibine girdim. Tabii bitkilerden şifa elde etmek ve doğaya saygı durumu, her şeyin bir dengede olduğu durumu, bir hayvanı avda öldürdüğün zaman gidip özür dilemek gibi şeyler şamanizmde çok fazla görülen şeylerden biri. Özellikle Moğollarda görülen bir şey. Burada Moğolların, en sona doğru Moğolların kutsal yapısına bağlı. Biraz oralar bizim için
çok önemli değil. Yine 3 ayrı aile muhabbeti var. İşte döngüsellik, dairesel hareket özellikle vurguladığı şeylerden biri. Toprak ana, gök baba. Sonuç olarak aslında şamanizm din olmaktan ziyade bir din pratiği ve bütün dinlere, bütün geleneklere sirayet ettiği çok açık. Çünkü çok büyük bir coğrafya, çok eski dönemlerde yayılmış bir sistematik diyelim. Etkileri her dinde var. Bütün dinlerin bir entegrasyon içerisinde olduğunu ve birbirinden çok fazla etkilendiğini bize çok net gösteriyor. Şu an bile günümüzde hala şaman dönemi inanışlarının, şaman pratiklerinin uygulanması böyle solid bir şey, katı bir şey olmadığını, bütün dinlerin bir akışkanlık, bir geçirgenlik bulundurduğunu bize çok net gösteriyor. Bu değişik bilgiler sizi de eğlendirdiyse ne mutlu bana. Yani benim görüşüm aslında baktığımız zaman hepsinin iç içe olduğu ve birbirinden ayrılmayacağı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.